bunu? Benim ben. Sen kimsin? Benim diyorum işte, kakılmış Rukiye yok mu? Bu kakılmış kakılmış, aç kapıyı aç. Aç. Aklım başımdan gitti. Kız gece yarısı hayırdır? Kız kakılmış. Kocan netmiş sana böyle, vah anam vah. Gel yürü, yürü kapıda durma, gir içeri. Yürü, yürü kız, durma kapıda öyle, yürü. Yürü. O gürültü nereden işte? Ne? Teyzen nerede? Cehennemin dibinde. Boyun altında kalsın teyzen. Ne oldu ki enişte? Niye öyle kızdın birden? Ya kes lan! Sana hesap mı vereceksin? Kalabeye gir. Sus şimdi, hırsımı senden alacaksın inek. Vay teneşirlere gelense domuz, vay! Yok yok, bu sefer suç bende, ben hak ettim ben. Hak ettin zar. Zaten hiçbir koca karısını boşu boşuna dövmez. Aman sen sus oradan, hemen lafa karışma. Erkek değil misiniz? Al birini vur ötekine. Kimden peydahladın bu dedi? O nasıl laf öyle kakılmış abla? Sağ durdum. Kırtlağıma sarıldım. Öldürecekti beni. Kaçtım da elimden, zor durdum. Peki Etilmiş abi senden niye şüphelendi ki kakılmış abla? Ateş olmadan duman düter mi? Aman her şeyi çok biliyorsun sen. Herhalde burnunu sokmasana canım. Peki çocuğun başkasından olduğunu nereden çıkardın? Diğer düşünden olmadığını biliyor. Ne? Dahlül yaptırmış. Çocuğun olmaz demiş doktor. Tedavi lazım. Amanın başımıza gelenler. Kız bu hiç hesapta yoktu kız. Bu eve hangi yüzle geliyorsun? Utanmaz karım. Aman sen sus yahu. Aman kakılmış kede falan değil. Değil mi? Hamileyim diye kocasını kandırdı mı? Bu daha kötü. Niye sen de böyle bir yalan atma gereği duydun ki kakılmış abla? Hiç gerek yok bence. Aman sen hiçbir şeyden geri kalma. Şuna bak, dil bu kadar babuç gibi. Çocuk çocuk diye tutturdu. Ben de her gün bir bahaneyle dayak yiyorum. Bir günüm beyliği, beylüktür dedim. Mecbur kaldım, yalan söyledim. Ay söylemez olsaydım. Ay üzülme kakılmış abla. Ortada o kadar da önemli bir şey yokmuş yani. Kız senin uyku vaktin gelmedi mi daha? Hadi git yat hadi. Yürü. Aman, aman, aman. Tamam tamam, iyi geceler. Üzülme sen kakılmış abla. Her şey olacağına verir. Boş ver. Ah tüh. Karatay evde yalnız değil mi? Senin burada olduğundan haberi de yok. Ben bir koşa gideyim bari haber vereyim. Kız ben sana yat demedim mi kız? Şimdi başlatacaksın Karatay'ından falan. Yürü. Aman aman. Yürü. Tamam tamam, gidiyorum. O terlikleri de her gün ev içinde giyim, eskiteceksin. Aman kız. Kız ağlama artık kız. Helak ettin kendini. Bak bak, bu gece burada kalırsın. Tamam mı? Sabah ola hayrola. Yarın oldu muydu evine gidersin. Kocana her bir şeyi tek tek anlatırsın. Konuşursun. Gidemem. Konuşamaz. Daha ağzım açır açmaz ölmüşlerime kavuşturur beni. Ne yapsa yeridir. Bana bak sen karışma oradan. Kız korkma kız, ben de gelirim senden. Bir bir konuşurum ondan, anlatırım her şeyi. Sen otur oturduğun yerde. Karı kısmısı böyle işlere karışmaz. İyi, karışmayın. Evin erkeği sensin. Sen ne dersen o olur. Sen gider konuşursun itilmişine. Bir şey yemeyeceğim ben işte. Hiç gelse bir çay iç ha? Dezlerim aramında neler geçti işte. Anlatsan rahatlarsın ha. Lan kes lan! Artık ben senin işten değilim. Deyzen'i ya boşayacaksın ya da öldüreceksin. Hah! İşte bu gelen uysa evvela geber dedin, sonra boşayacaksın. Aman aman enişte, sen dur ben bakarım ama. Geldim. Neler dedim Deyze? Çok merak ettim. İyiyim ben, iyiyim, merak etme. Kakılmış, sen burada bekle, biz bir önce konuşalım. Günaydın itilmiş kardeş. Sen miydin la Hamza? Gel otur bakayım şöyle. Geç. Amma rüzgar attı. Bir çay vereyim sana. Yok çok kalmayacağız. Rukiye sana bir şey diyecekti. Ya ben hiçbir şey diyemem. Ben burada yokum. Anlatsana kadın. Kendini anlatsana. İtilmişin hışmından mı korkuyorsun?
Neymiş lan bana anlatacağın? Karı kısmısı hiç böyle işlere karışıyor mu? Evde cart cart atıyordun. Anlatsana. Sen söyle. Sen kendin söyle. Uzatma lan. Gagılmış senin arkadaşın. İtilmiş de senin arkadaşın. Arkadaştan da öte kardeşin. Yeter lan yeter. Sabah sabah beni delirtmeye mi geldiniz buraya? Dinle. Esmi Ruki anlatsın. Yo Hamza anlatsın. Lan yeter lan. Biriniz anladın yoksa elimden iki kaza birden çıkacak şimdi. Niye kavga ettiniz teyze? Enişten sen niye dövdün? Evet. Gebeliğim yüzünden. Gebeliğin yüzünden mi? Niye canım? Kuba olacaksın diye çok sevmişti. Havalara uçuyordu. O şeyden önceydi. Neyden önceydi? Baba olamayacağını anlamazdan önceydi. Baba olamayacağı mı? Yani bu nasıl şey Deyze? Sen bebe var zannediyordun da bebe yok muydu? Yok. Ben başımdan beri biliyordum olmadığını. Yani sen eniştemi mi kandırdın? Niye peki Deyze? Ne bileyim, anlatması uzun sürer. Keşke kandırmasaydım. Yani pişmanlık duydun, doğruyu söyledin. Eniştem de çok kızdı, öyle mi? Ya ona kızmadı. Enişte benim gibi olmadığımı bilmiyor da. Ama demin dedin ki sadece baba olmayacağını biliyor enişte. Çok karışık değil mi? Haklısın. Karışık bir mevzu. Şöyle söyleyeyim. Ben gibi değilsem de bu hane yeni olaylara gibi. Ben işe gideyim diyeceğim. Sana kendini bırakıyorsun. Lan anladın lan, ne bakıyorsunuz etiğine bütün gibi, anlatsanıza lan. Şey, işin aslı şu, kakılmış seni aldattı. Ne? Allah kahretsin, lan biliyordum zaten. Lan söyle lan, kimle onu erin söyle, ikisini de ben dedim. Yanlış anladın, otur. Yanlış anladım. Hey ya bak, aldattı dediysem öylesi değil canım. Yani seni gebeyim diye aldattı, kandırdı. Gebe değil mi? Bana yalan mı söyledi? Lan bana yalan söylüyorsun. Kalkılmışı koruma için bana yalan söylüyorsun. Seni de gebe getirmiş kardeş. Etme. Yani gebet senden kıymetli değil de. Eğer gebe dursan evde bütün işler benim üstüme kalır. Cani kılıklı herif seni. Bunun aslını öğrenmek kolay. Gidersin dispanseri yaptırırsın bir dahlil. Yak lan! Ben bir kere dahlil yaptırdım, başıma gelmez o kalmadı. Bir daha dahlil mahlil yaptım lan. Aklım almaz şu feleğin işine. Bilmem buralarda benim işine. Şey, ben diyorum ki biz artık buradan ayrılalım. Bak, dispanser şura. Yok be, beni bırakma. Bu yaralı ayının ne edeceği belli olmaz. Ya sen nasıl bir belaya battığımı bilmeyen. Netice ne çıkarsa çıksın, suçlusun. Bundan haberin var mı? Farkındayım. Cezam 40 satır mı olacak, yoksa 40 satır mı? İşte olayın to be or not, to be'si bu. Lan küfür etme, geber durna. Yürü hadi yürü. Göreceğim nasıl? Aman gitti gayrı. Gebediymiş işte, daha ne uzatıyorsun? Tamam mı? Erdi mi suya yavun? Rahatladın mı? Sen hiç konuşma. İdam cezasından kurtuldun ama müebbet sopaya mahkum oldun. Yalanını yanına bırakmayacağım seni. Hadi biz geç kalıyoruz. Yürü kız. Hazır.
Korkunun hiç bir faydası yok. Bari bir an eve gideyim. Bütün işini yapacaksan Karatay eve gelmeden yapsın. Çocukcağız vahşet dolu görüntülere maruz kalmasın. Karına bırak lan. Beni Irak'ıyla mı kandıracaksın İnek? Ama bu Tekirdağ Irak'ı su. Sus lan. Şimdi bir vuruşta Tekirdağ'a yollayacağım lan seni. Lan sen kim oluyorsun da benimle maytap geçiyorsun lan? Beni enayi yerine koyuyorsun he? Kemuklerimi kıracaksın lan ben şimdi senin. Lan ben sana mecbur kaldım yalan söyledim. Kendimden mi söyledim? Çok üstüme geldim. Ben de şimdi senin kemuklerimi kıracaksın. Sırtlan ve lan şu Irak'ı şişe kırılmasın. Lan kafamı kıracaksın lan. Lan sus. Irak'ını düşündüğün kadar azıcık da karını düşünsen ya. Lan salak. Irak'ı bana yalan söylemedi ki ama sen söyledin. Artık kendi adını bile söyleyemeyeceksin. Beni kandırırsın ha? Hissiyatımla oynarsın ha? Ne hissiyatı be? Hissiz ayım. Vur! İstediğin kadar vur! Elin kırılana kadar vur! Dövmeyecin tabii lan. Dövmeyecin de seveceğim mi? Vur! Vur daha vur! Vur! Belki o zaman erkekliğini kazanırsın. Ne diyorsun lan sen? Vur! Vur vur diyorum. Devam et. Belki o zaman tohumlarımın bereketi artar. Belki beni sürekli düversen 9 ay 10 gün sonra nur topu gibi oğlumuz olur. Ne oldu? Niye vazgeçtin? Ben yemeği hazırlıyorum. Kurtuldum ama keşke dayağı yeseydim de o lafları demeseydim. Neyle olacağını bilsem diyen miydim hiç? Gerçi biraz kaçırdım canım. Derinden yaraladım bu tıpa yüzünü. O da Allah'ın hayvanı. O da dayası. Rakunu niye içmiyorsun? Bak bugün ne aldım. Yolda gelirken çok komik bir şey oldu. Ne oldu teyze anlatsana. Boş ver. Zaten o kadar da komik değildi. Şimdi anlatıp da eniştenin neşesini kaçırmıyorum. Baksana yüzümde güller açıyor. Bu akşam da bulaşıkları ben yıkayayım ha? He, yıka. Yıka teyzesini, sıpası yıka. Ama iyi yıka. Şöyle uzun uzun. Aheste aheste yıka. Ben de bu arada üçünmüş eniştenle hoş sohbetler edeyim. Ne bu halin lan? Ne daldın gittin dumlu pınar, deniz ağa tutu ki lan? Aç, düşünüyorum. Ana. Ütülmüş meğer sürprizlerle doluymuş. Meğer düşünülmüş de ben bilmezmişim.
Ne düşünüyorsun? Haklıydım. Dediğim doğru. Hangi dediğin? Kendi esikliğimin acısını senden çıkarmaya çalışıyorum. Ya be, beni öyle bir şey söylemedin. Söyledim, sen de şakacık daha söylemişimdir. Hem senin ne eksikliğin olacak? Maşallah, canavar gibisin her bir bakımda. Yalnız biraz içerik eksikliği var. Ya o kadar kusur, kadın mandasında da olur. Hep meyvesiz ağaç gibi kalacağız. Hayatımızın bir yanı hep eksik kalacak. Bu adam düşünmekte de kalmıyor, aynı zamanda duyguları da varmış bunun. Çocuğumuz olmayacak. Bu bana çok koyalı. Ne edeceksin çocuğum be? Biz bizi yetiyoruz baksana. Mutlu ve ahenkli bir yaşantımız var bizim. Ben çalışıyorum, sana bakıyorum. Her bir ihtiyacını da kuruyorum. Sen bile aklını estikçe de beklemiyorum. E bundan hala şu anda kayıtsın. Hem niye olmayacakmış çocuğumuz? Doktor ne dedi? Tedavisi var dedi. Ha, bu zamanda her bir şeyin çaresi var. Bak bilim adamları başsız kurbağa bile mi yapmışlar? Sen böyle şeyleri dert etme. Bırak elimi kelime düşünceyi. Huzurlayım beni. Nerede bu herif be? Ay. Uzun tüsünden intihar mı etti nedir? Hiç, uykum kaçtı. Hayatta neleri ıskaladığım geldi aklıma. Mesela güneşin doğuşunu ne vakitti görmediydim. Bir bakayım dedim. Bundan sonra daha kaç kere bakacağız ki? Hadi kalk kalk, hadi soğukta amel olacağım. Fazla da düşünme, kafayı üşüteceğim. Hadi kalk. Ana buz kesmişsin be. Hadi gel ben sana bir çay yapayım, içir misin? Hadi. Şekerim, aklımda bulunsun. Birilerini bulursam söylerim. Hoşça kal. Kakılmış camları silmeyi unutma. Olur, yeğenleri bitirdikten sonra başlarım. Kakılmış, tanıdığın güvenilir bir karı koca var mı? Ne olacaktı ki? Biraz evvel telefon eden arkadaşımın komşuları yatılı bir karı koca arıyorlarmış. Tanıdıkları söylerim. Ev büyük bir ev. Adam bekçilik yapacak, kadın ev işlerine bakacak. Adres ve telefon numarası burada. Aa, unutuyordum. Çocuklu çift istemiyorlar. Bizim gibilerin çocuksuzunu bulmak zor ama bir bakacağım. Kız düşünün bir hele. Fena bir iş değil. Yatacak yer veriyorlar. Dünyaya kadar para veriyorlar. Yabancıya gitmesin diye. Hey diyorum, ben isterim ya. Benim herif meyhanede çalışıyor. İşini bırakmaz. Kız anam, ben de gidemem vallahi. Nasıl bebeleri nereye bırakacak? Ana kız. Ne oluyor siz ben? Niye gitmiyorsunuz bu işe? Ütülmüş de ben. He, çocuğunuz da yok. Yoksa yok. Niye başıma kakıyan? Aman kız. Olur mu ki ben? Kız olur. Hem senin herif boşta dolanıyor. Hem benim ayı bunalıma girmişti. Onun için de iyi oğlum. O zaman ben Tülay Hanım'ı hemen çıkarayım ben. Kız gider gitmez hemen onu arasın. Peki tamam, iman etme bak. Müjdesi lan. Süngümüz düştü diye benden dalga mı geçiyor? Yok lan, ben çok ciddiyim. Koskocaman bir köşkte oturacağız. Ekmek elden, su elden. Üstelik Mayıs'ta dolgunumuz. Karşılığında ne yapacağız? Birini mi temizleyeceğiz? Sen bekçilik neyini dersin? Dışarılık işlerine bakarsın. Ben de orta işlerine bakarım. Orada çalışan bir karı koca varmış. Bir ay ona memleketlerine gitmişler. Biz de onların yerine geçici olarak bakacağız. Hadi hede be kutup ayısı. Hem sana da iyi gelir. Derdi, kamu, kederi unutursun. Hadi.
Hadi hadi be. He demeyle hemen bize mi verecekler bu işi? Yok, hemen değil. Yarın gideceğiz, mülakat yapacaklar bize. Yani sınav gibi mi? Boş ve sene sen. O iş yeter. Ben öyle işlere gelemem. Yani cahil olduğumdan değil. Şaşırırım. Bildiğimi de söyleyemem. Yok be. Kolay soracaklarmış. Tülay Hanım öyle dedi. Köşkün hanımefendisi. Bir de kenel kültür gibilerden soracaklar. Boşuruz be. Ben seni bu gece çalıştırırım. Lan genel kültürü ben senden mi öğreneceğim? İnek. Doğru konuş lan. Alırım o ayağın altına bak. Şükürler olsun. Kutup ayısı kendine geliyor. Bahır çiçeğim benim. Benden hayır yok sana. Var git kendi yoluna. Sakın çıkma karşıma. Aa, Karam Allah çok beğendim. Harika. Bestesi bana sözler Şahip abiye ait. Karatay. Gel. Hoşça kal Kara. Görüşürük Ceyda. Ne işin var lan senin o çirkin karıyla? Bir tane ben bile yok suratımda be. Allah bir tane kondurdu ilaç için. He? Ama ben ondan hoşlanıyorum teyze. Sen daha iyilerine layıksın benim. İtönüyüm, üt. Hadi gel içeri gel. Enişten de bir iş bulduk. Sen bizi yemekten sonra imtihan çalıştıracaksın. He? Tamam, tamam gözüm. Hadi gel. Gel. Söyleyin bakalım. Göçük Emram, son kasetinin adı nedir? He? Mahsun Kırmızıgül'ün ayrıldığı sevgilisinin adını yazın. Ne diyorsun lan sen? Kara Beygir, yarın bize bunları mı soracaklar lan? He? Belki sormazlar ama benim bildiğim konular da bu enişte. Biraz da aritmetik neyi sor be? Aritmetik mi? Ha oğlum, şimdi o zaman yazın bakalım. Göçük İbap doğduğu zaman büyüğü 30 yaşındadır. 30. Bugün Göçük İbo 14 yaşındaysa Böyük İbo'nun yaşını hesaplayın. Göçük İbo 14 yaşında. 14. Böyük İbo 30 mu? Doğduğu zaman mı? Teyze. 200. Buldum. Kaç? 60. Olur mu teyze ya? Böyük İbo 60 yaşında. 2 ile çarp. Yanlış hesapladın. Hiç 60 yaşında gösteriyor mu? Sen onlar ne de bilmezsin. Onlar yerli tuttuğuna bakma. Onlar 60'tan fazla bu ev. Tabii ya. Ya. Başıma bir iş açtın ya, Allah'tan hayırlısı. Ana, ne o kız böyle iki diren bir çekirdek hazırlanmışsınız. İş görüşmesine mi gidiyorsunuz? Mülakata gidiyor. İyi, başarılar. Hadi Allah sizin açıklığı versin. Beğendin mi? Beğenmem mi? Cennet gibi yer. Burası sofrasını neye şuraya kurarız kız? Bak burası gölge. Hadi hadi önce bir iş alalım da gerisi sarı tutturup. Sen bugün neler yapıyorsun hayatım? Alışverişe gitmeyi düşünüyordum ama gidemeyeceğim. Niye şekerim? Bakıcılık işi için bir karı koca gelecek, onlarla görüşeceğim. Gözünü seveyim, dikkatli ol. Bu zamanda kimseye güvenilemiyor. Sen merak etme hayatım. Hanımefendi, Kakılmış Hanım'la İtilmiş Bey geldiler. Buyursunlar. Buyurun. Tülay Hanım siz misiniz? Ben Kakılmış. Dün telefonda görüşmüş idik. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve affedersiniz, takdim edeyim. Bu da eşi İtilmiş. Müşteref oldum. Bu beyefendi de herhalde babanız oluyor. Hayır, o benim eşim Hayri. Eyvah, bir çam devirdik. Bir çam daha devirdik. Bugün işte memlekette orman kalmayacak. Ben işe geç kaldım hayatım. Gidiyorum. Ah, tamam benim canım, oldum. Sen git. Hayırlı işler usta. Biz de şöyle salona geçelim isterseniz. Siz isterseniz, siz geçelim.
güzel. İkiniz de epey bilgili görünüyorsunuz. Hazır yeri gelmişken Eyfel Kulesi Paris'tedir. Ruslar bir uzay istasyonunu emekli edeceklermiş. Genel kültürünüz de harika. Emrah'ın son kasetini sormayacaksınız mı? Herhalde okuma yazmanız da iyidir. Sular zehirler gibi. Bir iki satır bir şey yazdırmak istiyorum. El yazınız okunaklı mı değil mi görmem lazım. O niye ki? Bazen sütçüye, hizmetçiye notlar yazmanız gerekebilir. Sonra telefon mesajlarını da alacaksınız. Ne ya tabii. Önünüzde şimdi kağıt kalem var. Sakin ol. Heyecanlanma tamam mı? Başaracaksın. Koca biraz heyecanlı da. Yok canım ben her gün yazarım. Ne yazarsın? Altılı kanyen oynuyorsun da ben. Tamam biz hazırız öğretmenim. Tülay Hanım. Hazırız. Tamam başlayalım o zaman. Şimdi ben rastgele şuradan bir şeyler okuyacağım. Siz de yazacaksınız tamam mı? Tamam. Beyefendi. Beyle başlayalım. Eşiniz bizim elimizde. Polise haber verirseniz onu öldüreceğiz. Ne? Canım sadece bir roman. Ne yazdınız? Ben beyefendi yazdım. Eşiniz bizim elimizde. Polise haber verirseniz onu öldüreceğiz. Fidye 50 milyardır. Fidye. Ünün noktalarını unutma. Fidye. 50 milyardır. Fidye. Fidye. Geçtik mi kaldık mı? El yazılarınız inci gibi. Tebrik ederim, işe alındınız. Ay. Hayırlı olsun, hemen bugün başlayabilirsiniz. Çok iyi, hayırlı olsun hepimize. Aa, hayrola Kakılmış abla, nereye böyle? Seyahati mi çıkıyorsunuz? He, ta şehrin öteki ucuna gidiyor. Bir ay yokuz burada. Eyvah. Karatay da sizinle geliyor mu? Yok. Onu sıra bırakıyor. Hadi hoşça kal, görüşürüz. Teyzene selam söyle, sonra telefon edeceğim biri. Buraya gelmem doğru mu sence Tülay? Korkma. Hizmetçi izinli. Hem böyle şeyleri telefonda konuşmak çok sakıncalı olurdu. Bana ne söyleyecektin? Tam aradığımız gibi bir çift buldum. Hiç şüphelenmeden yazdılar fidye mektubunu. Harikasın. Öyleyim. Bugün çalışmaya başlıyorlar. Bundan sonra sıra bizde. Birkaç gün bekleyip harekete geçeriz. İşte geliyorlar. Pek de salak görünüşleri var ha. Gerçekten de öyle. Nasıl bir belaya bulaştıklarından haberleri bile yok. Neyse ben artık gideyim. İyi, arka kapıdan çık, seni görmesinler. Geldik. Hoş geldiniz. İnce ince.